Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hazır yufkayla yaptığım çıtır çıtır nefis bir börek tarifi hazırladım. Yapımı çok basit, bir o kadar da keyifli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimizin iç malzemesini hazırlıyoruz. Bunun için tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Sonrasında yarım kilo orta yağlı kıymayı alarak kavurmaya başlıyorum. Kavurma esnasında tavanın kapağını kapatmıyoruz. Yüksek ateşte sürekli ezerek ve karıştırarak kavuruyoruz. Kıymayı şöyle bir kavurduktan sonra doğradığımız soğanları ekleyerek kavurma işlemine devam edeceğiz. Kıymalar ilk olarak suyunu salacak. Daha sonra suyunu çektikten sonra içerisine bir adet doğradığım büyük boy kuru soğanı ekliyorum. Daha sonra 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharat miktarını sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanlar ilk diriliğini yitirdiği zaman salçasını ekleyerek tekrar karıştıracağım. Hazırladığımız iç harcını soğutacağız. Sıcak kullanmanız halinde böreğinizde hamurlaşma olur. Yeteri kadar kavurdum. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçanın da ekşi tadının çıkması için 1-2 dakika karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. İç harcını daha hızlı soğutmak için ayrı bir kaba alıyorum. İç harcımız soğurken biz de böreğimizde kullanacağımız sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için kaseye 1 çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Sonrasında 1 su bardağı süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 şişe maden suyu ekliyorum. Maden suyu sayesinde böreğimiz daha çıtır olacak. 2 yemek kaşığı dolusu un, son olarak 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Eklediğim un ve nişasta sayesinde böreğimiz el açması lezzetinde olacak. Tüm malzemeleri kaseye aldıktan sonra çırpıcı yardımıyla karıştırarak homojen bir karışım elde ediyorum. İçerisindeki topaklanmayı giderdikten sonra sosumuz artık hazır. Sonrasında hemen böreğimi yapmaya başlıyorum. Tarifim için 4 adet günlük yufka kullanıyorum. Bir tane yufkayı tezgahıma serdikten sonra hazırladığım sosu güzelce karıştırarak her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sosu yufkaya sürerken kuru bir yer kalmamasına lütfen özen gösterin. Sosu güzelce sürdükten sonra gördüğünüz gibi yufkanın dört bir kenarını katlıyorum. Hazırladığımız iç harcı 4 eşit parçaya bölelim. Katlamış olduğum kenarına hazırladığım iç harcını koyuyorum. Şimdi sıkı bir şekilde rulo yapıyorum.
Rulo yaparken ne kadar sıkı sararsanız böreklerinizin şekli o kadar düzgün olur. İlk yufkamı gördüğünüz gibi hazırladım. Kalan 3 yufkayı da aynı şekilde hazırlıyorum. Her yerini güzelce sosladıktan sonra iç harcını koyarak rulo yapıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm yufkaları hazırladım. Ve şimdi gördüğünüz gibi dilimliyorum. Bir diğer taraftan fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Görüyorsunuz yapımı basit ve pratik bir tarif. Ayrıca çok da bereketli. Tüm börekleri keserek hazırladım. Şimdi fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Tamamını tepsiye dizerek hazırladım. Böreklerin üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Son olarak böreklerin üzerine çiğ susam ve çörek otu serpiyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. Beş dakikanın sonunda pişen börekler artık servis için hazır. Böreğimiz tam kıvamında kızardı ve çıtır çıtır oldu. Bu lezzetli börek tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Börekleri hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. El açması lezzetinde çıtır çıtır böreklerimiz artık servis için hazır. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.